Birazdan arayacak. Rusya'dan çıkamayacaksın, Polat Alemdar. İstanbul'da görüşürüz Tilki. Çıkıyoruz. Canımı sıkan bir durum var. Bunu ancak sen çözersin. Söylemen yeterli Andre. Senin için yapamayacağım şey yok. Polat Alemdar. Moskova'da. Stefan'ı almış. Bul onları Yuri. Kardeşimi geri al. Tamam, sen merak etme. Gerekeni yaparız. Çok inatçı bir abin var Sophie. Mücadeleden hiç vazgeçmiyorum. Tam bitti dediğim yerde oyunu uzattı. Bakalım bir sonraki hamlesi ne olacak? Çözün beni. Çözün dedim. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Çözün beni. Çözün beni. Kimse yok mu? Cevabını aldın. Şimdi sen benim sorularımı cevaplayacaksın. Kimsin lan sen? Ha? Yoksa sen şu motosikletli misin ha? Hala soru soruyorsun. Ne soracaksan sor lan. Öktem nerede? Cevabını bilmiyorum. Lütfen sıradaki soruyu alayım. Tek cevap hakkın var. Öktem nerede?
Sam diye birini tanımıyorum. Şedid her geçen gün bölgedeki nüfuzunu arttırıyor. Eğer şimdi birlik olmazsanız kuyularınızı elinizden alacaklar. Akif Bey, daha önce de belirttiğimiz gibi Nedim Bey'in kararını bekleyeceğiz. Bizim için en doğru olanı o bilir. Nedim Bey büyük bir üzüntü yaşadı. Şu anda ondan böyle bir karar vermesini beklemek büyük haksızlık olur. Hepimiz üzüntüsünü paylaşıyoruz. Oğlunu kaybetti. Biz de aynı acıyı yaşamak, oğullarımızı kaybetmek istemiyoruz. Ben kararımı çoktan verdim. Petrol arazilerimin tapuları. İşletim hakkını size devrediyorum. Nedim Bey, bu kararınız sonrası şiddet saldırıya geçecektir. Daha büyük acılar yaşamayalım. Topraklarımızın altındaki petrol bizim şansımız değil, lanetimiz. Bölgede istikrar sağlanmadıkça daha çok acılar yaşarız. Birçok oğul kaybederiz. Bölgede istikrarı sağlayacak olan tek kişi Polat Alemdar'dır. Halife Hazretleri, Nedim ve diğer tüm tapu sahipleri anlaşmışlar. Kuyuların işletim hakkını Polat Alemdar'ın istediği yere devretme kararı almışlar. Hadi pusatım, gidiyoruz. Bey. Sana son kez buyuruyorum Pusat. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Senin konsey idaresindeki variyetini başkasına devrettim. Kimmiş o başkası? Gelecek vadeden biri. Sıkı çalışır ve bize sadık kalırsa... Yeni sefir adayımız olabilecek biri. Beni bunun için mi aradınız? Bir şey daha var. Eğer yoluma çıkarsan, yapacakların bununla sınırlı kalmaz, ona göre. Ben bu adamı ne yapayım Zülfikar'a ha? Sakin ol pusatım. Ne yapacağını Can Polat kararı verir. Hadi bakalım.
Kardeşini bulduk Andre. Havaalanına doğru gidiyorlar. Stefan'ı Rusya'dan çıkarmasına sakın izin vermeyin. Sana güveniyorum Yuri. Tamam. Tamam, sen merak etme. Mete nerelerde Hakkı? Annesinin rahatsızlığı bahanesiyle İngiltere'ye gitmiş olabilir. Semra Hanım, şu dünyada Mete'nin sadık olduğu tek insan. Kesinlikle efendim. Efendim öyleyse siz de Mete'ye güvenmiyorsunuz. Güven, hayatta sahip olamadığım tek lüks Hakkı. Ama Mete'ye güvenmeye ihtiyacım yok. İşini istediğim gibi yapsın yeter. Haklısınız. Mete, hocanın işini bitirirse Polat Alemdar ihaleye girme konusunda sıkıntı yaşar. Ülkedeki tüm petroller olması gerektiği gibi benim rafinerimde işlenmeye devam eder. Sen bu arada pusat meselesini ne yaptın? Pusat haberi verdim efendim. Güzel. Neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum doğrusu. Öfkeyle etrafına saldırıp sonunda rezil olduğuyla kalacak efendim. Pusat'a denk birini bul Hakkı. Cesur ve sabırlı biri olsun. Adamı pusatın üstüne sal. Onun yavaş yavaş silinip gitmesini istiyorum bu alemden. Anladım efendim. Müsaadenizle. Ne zaman arayacaksın diye merak ediyordum. Ben de bu zamana kadar senin beni aramanı bekliyordum. Sen oradayken bölgede neler değişti Smith? Hiçbir şey. Ve çok şey. Hangisini anlatmamı istersin? Telefonda bir şey anlatmanı istemiyorum. Bütün bunları konuşmak için bir davet bekliyorum. Siz Orta Doğu'ya girmek için ne zamandan beri birinden davet bekliyorsunuz Algis? Haklısın. Ama ben zaten Orta Doğu'ya değil... Orada senin evine gelmek için davet bekliyorum Smith. Hmm. Bazı şeyleri uzun uzun konuşmanın vakti geldi. En kısa zamanda bekliyorum. Ozzy, hazırlanın. Irak'a gidiyoruz. Emin misiniz? Bölge çok karışık. Ozzy, oyunun dışında kalamayız. Biz orada her zaman oyun kurucu olmalıyız. Hüdayi, bugünlük bu kadar temizlik yeter. Su kaynadı. Hadi bir çay yap da içelim. Hay Allah.
Eyvahlar olsun. O çok değerli bir çaydı. Bir ahbabım getirmişti. Dur, tamam. Senin yalnız ağzına bakla yetmez. Eline de kelepçe takmak lazım. İlahi çocuk. Bağlama çalarken parmakların görünmüyor. Ama bir kavanozu tutmayı beceremedin. Aşk olsun sana. Efendim, misafiriniz geldi. Gelsin. Buyurun. Hoş geldin Tayfun. Hoş bulduk Hakkı Bey. Buyur. Nasıl gidiyor işler? Bir sıkıntın var mı? Beni çağırdığınıza göre sıkıntılarım bitecek diye düşünüyorum. Sıkıntı asıl şimdi başlıyor. Önünde kendini ispat edebileceğin bir süreç var. Senden istediklerimizi yerine getirirsen biz de senin sıkıntılarını gideririz. Emriniz nedir? Pusat'ı tanıyor musun? Tanıyorum. Onu öldürmemi mi istiyorsunuz? Hayır. Onu öldürmeyeceksin. Ölmekten beter edeceksin. Uçağınız hazır efendim. İstediğiniz zaman yola çıkabiliriz. Bir telefon görüşmesi daha yapmam gerek. Ondan sonra gidelim Ozi. Peki efendim. Efendim Algis. İyi geceler Fehmi. Nasılsın? Çok yoğunum Algis. Bundan eminim. Biz Türkiye'den ayrıldıktan sonra her şeyle sen ilgilenmek zorunda kaldın. Türkiye'de sana rağmen rafineri kurma hayaline kapılan Nail'in sonunu biliyorum. Nail'in sonu bizim için yeni bir dönemin başlangıcıdır Algis. Türkiye'de petrol konusunda benden başka kimsenin söz sahibi olamayacağını herkes gördü. Bu Orta Doğu'ya giderken benim elimi güçlendirecek Fehmi. Siz bölgeye bir ziyaret yapmayı mı düşünüyorsunuz? Evet. Yarın John Smith'le görüşmek ve durum değerlendirmesi yapmak üzere orada olacağım. O masada mutlaka benim de söyleyeceklerim olacaktır Algis. Rusya'dan çıkabileceğini mi sanıyorsun? Yol yakınken vazgeç. Bırak beni. Belki o zaman buradan canlı çıkmana izin veririm. Kes sesini. Dur. Size söylemiştim.
Buraya alın. Çekil. Stefan ne durumda? Domuz gibi abi. Bacağındaki sıyrıktan başka bir şey yok. Abi Tilki'den haber yok mu hala? Şimdilik ses yok. Hocam? Sana müjdeli haberlerim var Polat. Harun Bey geri kalan tapu sahiplerini de ikna etmeyi başarmış. Nedim Bey'in de yardımıyla hepsi işletme haklarını bize devretmeye razı olmuşlar. Çok güzel bir haber hocam. Hepimiz için hayırlı olsun. Bundan sonraki adımları yapacağımız ilk görüşmede konuşuruz. Bekliyorum hocam. Görüşmek üzere. Girmenize kim izin verdi lan? Şu abi izin verdi. Defolun gidin lan buradan. Defolun. Kalkın lan siz de. Kalk, kalk.
Lan ben buraya çocuk almayacaksın demedim mi sana? Dedin abi. Sen nasıl benim sözümü çiğnersin? Ha? Tayfun Bey'in izni var. Ne oluyor? Ne bileyim mi? Kim bu ya? Tayfun kim lan? Bu alemle iş göreceksen Tayfun Bey'e boyun eğeceksin. Onun boynunu kırmayı tercih ederim. Ulan Hakkı, bunu yanına bırakmayacağım. Hoş geldiniz. Halife Hazretleri sizi bekliyor. Misafirleriniz geldi. İçeri al. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Bu ne hal Simit? Simit değil. Şu anda burada Şedid Halifesi Samet'inin huzurundasınız Mr. Algis. Memnun oldum. siz ne söyleyeceksiniz Fehmi Bey? Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ben adeta karşımda Arabistanlı Lawrence'ı görüyorum. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Sakıncası yok. Ancak merakımı mazur görürseniz size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Hepimizin bu verimli topraklarda işleri ve hedefleri var. Hı hı. Ancak sizin kadar uyum sağlamak doğrusu biraz şaşırtıcı. Sizi bu harabeye ve bu üstünüzdeki paçavralara hapsolacak kadar buraya bağlayan şey nedir? Bu hapishaneyi biz kurduk. Kuralları da biz koyduk Fehmi Bey. Şimdi ben burada ölmek ve öldürmek için emirlerimi bekleyen ordumun başında bölgedeki bütün dengeleri yeniden kuruyorum. İşte bizim tam da bu yüzden oturup konuşmamız gerekiyor. Elbette. Ancak benim muhatabım Halife Samet'i olamaz. Ben Amon adına buradayım. Karşımda da Ra adına John Smith'in olmasını isterim. İçeri kimse girmesin. Emredersiniz Halife Hazretleri. Şimdi konuşabiliriz. Kardeşim iyi miyim? İyi. Görmek istiyorum. Getiriyorlar. Gün geçtikçe sana hayranlık duymaya başladım. Polat Alemdar.
Düşmanın zekisi, dostun aptalından daha iyidir derler Rusya'da. Tam kazandım dediğim yerde, en zayıf noktamdan vurdun beni. Stefan hep böyleydi. Kumara olan zaafı başına her zaman bela açtı. Ama kardeş işte. Ne yapacaksın? Acaba senin kardeşinin zaafı ne? Stefan'ı görmek istiyorsan kamerayı aç. İyi misin Stefan? Seni küçük fare. Başıma ne işler açtın? Safiye'yi göster bana. Gör bakalım. Seni kurtaracağım Safiye. Şimdilik bu kadar yeter. Evet, teklifini dinliyorum. Polat. Takas yapacağız. Bu akşam. Olur. Madem zamanı sen belirledin, yeri de ben belirleyeceğim. Söyle, nerede istiyorsun? Düşünmem için zaman ver. Nerede buluşacağımızı haber vereceğim. Burada attığınız her adımda bizim çıkarlarımızı da etkileyecek değişimlere yol açıyorsunuz. Masada biz olmadan bölgedeki dengeler yeniden kurulamaz. Tahmin edersiniz ki öyle bir niyetim yok. Ancak ben de tıpkı sizin gibi temsil ettiğim gücün çıkarlarını korumak için buradayım Mr. Algis. Bu nedenle bence daha somut meseleler üzerine konuşmalıyız. Benim bugün burada olmak istememin en önemli sebebi petrol. Türkiye'de bu konuda kimseyle pazarlık yapmam. Buradaysa çıkarlarımız örtüştüğü için Polat Alemdar'ın hamlelerine karşı ortak adımlar atmalıyız diye düşünüyorum. Polat'ın adamları hala Irak'talar ve tehdit oluşturmaya devam ediyorlar. Onların attıkları her adıma gereken cevap verilecektir. Ben, emrimdeki bütün silahlı güçleri bu konuda kullanmaya hazırım. Şedid'in nasıl toplandığını ve kimlerden oluştuğunu hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Bu insanlara ne kadar güvenebilirsin? Yanında bizim gibi müttefiklere ihtiyacım var. Peki, kısa vadeli bir öneriniz var mı? Evet, var. Musul'da bulunan bölgenin en büyük petrol rafinerisinin yönetimi, Polat'ın verdiği petrolü işleyecek ve onunla birlikte hareket edecektir. Ancak o rafinerinin yönetimi Şedid'in elinde olursa, Polat Alemdar'ın petrolü işleyecek yeri kalmaz. İşte bu hepimizin ihtiyacı olan bir adım. Siz lütfen rahatınıza bakın ve kutlama için beni bekleyin.
Oh, çok şükür. Sabahları banyo yapmadan kendime gelemiyorum da. Bir de kahve rica etsem. Oh! Öktem nerede? Bilmiyorum. Bildiğini biliyorum. Kimsin sen? Öktem'i nereden tanıyorsun? Soru sorma, cevap ver. Öktem nerede? Cehennemin dibinde. Bana nerede olduğunu söyleyeceksin, yoksa seni öldürürüm. Boşa uğraşıyorsun. Öktem çoktan ölmüştür. Konuş! Konuş yoksa gebertirim seni. Konuş! Öktem Smith'in elinde. Smith nerede? Bıraktı. Öktem'i nerede tutuyor? Cehennemin dibinde dedim ya. Öktem Şerit kampında mı? Evet. Takas için saati söylediyse yerini bildirmek için neden bekliyor? Bizim plan yapmamızı zorlaştırmak için son ana kadar haber vermeyecektir. Peki biz nasıl hareket edeceğiz abi? Yasin, takas gerçekleşene kadar Stefan senin sorumluluğunda. Tamam abi. Tilkiyi sen alacaksın Cahit. Her şey olup bitene kadar Tilki'nin yanından ayrılmayacaksın. Anladım abi. Ben de Safiye'yi alacağım. Başka bir şey var mı abi? Aynur'a ve Tarık'a da sivil bir ekiple bizden haber beklesinler. Tilki'nin her türlü planına karşı hazırlıklı olmalıyız. Tamam abi. Suriye. Allah rızası için amca. Allah muhtacım. Allah rızası için muhtacım. Suriye. Allah rızası için bir ekmek parası. Muhtacım. Allah rızası için. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hangi biriyle uğraşacağız? Ablacığım Allah rızası için. Allah rızası için. Bak çocuklarının yüzü suyu hürmetine. Hadi Allah rızası için. Ablacığım. Allah razı olsun. Abicim Allah rızası için. Ne olur. Allah rızası için. Burası benim. Yürü git, burası benim bölge. Bilemiyorsun ki. Yürü git. Asıl Kas. Ben bu çocuklara çok... Yürü git hadi. Vallahi. Nerelisin sen? Suriye. Suriye. Suriye'nin neresinden? Suriye. Suriye. Suriyeli olmadığını biliyorum. O pasaportu nereden buldun? Bilmiyorum abi. Bana verdiler. Bir düşün. Belki hatırlarsın. Thank you.
Gidin ve benim geldiğimi haber verin. Emredersiniz halife. Gidiyoruz. Buyurun, ne vardı? Şeyh Samet Hazretleri geldi. Buranın sorumlusunu çağır. Tamam. Efendim, Şerit Halifesi Samet'i adamlarıyla birlikte buraya geldi. Ne istiyorlar? Bilmiyorum. Niye geldiler ki? Sen kimsin? Ben rafinerinin baş mühendisiyim. Ya. Beni tanıyor musun? Tanıyorum, evet. Sana iyi bir haber vermeye geldim. Bundan sonra benim emrimde çalışacaksın. Mühendis misin? Evet efendim. Gel bakalım. Halifem, ne emredersiniz halifem? Burası artık bizim. Dağılın ve bunu herkese söyleyin. Sonra buranın baş mühendisi sensin. Gel. Hoş geldin Pusat. Gel. Geçmiş olsun. Estağfurullah. Sağ ol abi. Nasıl oldun? İyiyim çok şükür abi. Geç otur. Otur.
Rusya'dan Tilki'nin kardeşini aldığınızı duydum. Takas olacak mı? Hazırlıklarımızı yaptık, haber bekliyoruz. Tilki'den. Sen kardeşimi gördün Pusat. Nasıldı? Durumu kötü müydü? Yaralanmışa benzemiyordu. Ama korkmuştu, şoktaydı. Abi böyle bir günde başını ağrıtacağım ama senden de habersiz bir adım atmak istemiyorum. Söyle Pusat, nedir? Bugün hastaneden çıkarken Hakkı aradı beni. Mekanlarımı yeni sefir adayına devrettiğini söyledi. Ben de hastaneden çıkınca bizim mekanlardan birine gittim. Sözde sefir adayının adamları da oradaydı. Çökmüşler mekana. Adamlarla kavga ettik. Onları biraz hırpaladım. Ama elimden bir kaza çıkmasın diye çıktım gittim abi. Ne yapacağımı da bilemedim. Senin üzerine çökmeye çalışıyorlar Pusat. Peki abi ben böyle eli kolu bağlı duracak mıyım? Hayır. Gideceksin buralardan. Nasıl giderim abi? Benim hayatım burada. Başka yerde nasıl tutunurum? Gideceksin. Servi'nin yanına belki. Ya da nereye istersen. Bir süre uzaklaşman gerekiyor buralardan. Sakın o adamlara bulaşma Pusat. Sakın. Ben gerekeni yapacağım. Peki abi. Sen nasıl istersen. Selamünaleyküm.
Yarın akşam gel al. Tamam. Hadi bakalım. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Diploma mı istiyorsun? Aslı'yla birebir Harvard var. Cambridge var. Yok. Bana pasaport lazım. Suriye pasaportu değil mi? Nereden anladın? O günlerde çok gidiyor. En iyi müşterilerim dilenciler. Gel. Geç. Otur otur. Ne zaman hazır olur? Akşama doğru gel al. Ama parayı peşin iste. Sen orasını düşünme. Peki. Çok adama ihtiyacımız olacak Akif Bey. Kuyuları alınca korumamız altındaki bölge iyice genişledi. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Şedid. Musul'daki rafinerinin kontrolünü ele geçirmiş. Ben de seni özledim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol canım. Kapat gözlerini, sana bir sürprizim var baba. Şimdi açabilirsin. Bakalım ne olduğunu anlayacak mısın? Aa, Leyla buradaymış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Seni bu evde yeniden görmek ne güzel. Baba şimdi söyle bakalım. Bir değişiklik yaptık. Fark ettin mi ne yaptığımızı? Fark etmez olur muyum? Yanağını boyamışsın. Ya hayır baba, benim değil. Acaba ne? Ya baba işaret ediyorum ya, baksana. Gördüm kızım, gördüm. Şaka yapıyorum. Leyla saçlarını kestirmiş. Saçlarımı kestirmedim canım. Peruk bu. Peruk mu? Evet. Evet.
Nasıl, yakışmış mı? Çok yakışmış. Sen de mi değişiklik yapmak istedin? Yok babacığım, ben resim yapıyordum. Sakın bir yere gitme, sana da göstereceğim resmimi. Tamam kızım. Neden böyle bir şey yaptın? Hastalığım kötüye giderse diye gözünüz alışsın istedim. Hastalığın kötüye gitmeyecek canım. Her şey düzelecek. Kolay gelsin Raskol. Raskol, bir bak bana da. Raskol seninle konuşmuyor. Tamam. Madem Raskol benimle konuşmuyor, o zaman yumruklarımız konuşsun ha. Başladığımıza göre anlat. Nedir derdin? Pusat Raskol'dan habersiz tilkinin peşinden gitti. Haber veremedim, anladı. Tilkinin mekanına varsaydım seni çağıracaktım. Haber verseydin Raskol'la beraber bitirirdin işini. Kabul. Yaptık bir hata, kes cezamızı. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum, bakacağız. Neye bakacaksın? Ben buralardan gidiyorum Raskol. Seninle vedalaşmaya geldim. Raskol vedalaşmayı sevmez. Burada kalan birkaç eşyası vardı. Resim yapacağım diye tutturdu Elif. Sen benden bir şey mi saklıyorsun Polat? Hı? Efendim? Safiye ile mi ilgili? Nereden çıkardın şimdi? Birdenbire ortadan kayboldu. Hiç arayıp sormuyor. Aradığımda da telefona cevap vermiyor. Meşgul demek ki. Polat, benim tanıdığım Safi en azından durumumu sormak için arar. Senin bana söylemediğin bir şey var. Aklına kötü şeyler getirme Leyla. Belki bizim de sana bir sürprizimiz olacak. Peki. Öyle olsun bakalım. Thank you.
Elifciğim, gel biz seninle su getirelim. Ben çiçeklere bakacağım. Tamam, ama sakın uzaklaşma. Tamam. Anneciğim, babacığım, sizi çok özledim. Manen varlığınızı yanımda hissediyorum. Ama sizinle konuşmaya ihtiyacım var. Nasihatlerinize, dualarınıza. Ben iyileşmek istiyorum. Polat'la ve Elif'le bir yuva kurmak istiyorum. Anneciğim, umarım senin Polat'ı analık ettiğin gibi ben de Elif'i analık edebilirim. Umarım Polat'ı mutlu edebilirim. Elif. Bak ne kadar güzeller. Bir de çiçek buldum. Çok güzelmiş. Hadi gidelim. Hocam, Şedid Musul'da bulunan bölgenin en büyük petrol rafinerisinin kontrolünü ele geçirmiş. O rafineri bizim için en az petrol kuyuları kadar önemli Akif. Biz kendi rafinerimizi kurana kadar petrolü işleyebileceğimiz tek alternatifimiz orası. Nasıl bir yol izleyelim hocam? Sessiz kalıp kabullenirsek bu durum Şedid'in elini kuvvetlendirir. Üstelik orada bizim varlığımıza bel bağlamış birçok dostumuz var. Orada olduğunuzu dosta düşmana göstermeniz gerek. Anladım. Gerekeni yapacağız hocam. Bu sandalyelerin hepsi gidecek ha. Tamam. Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Zevk sahibi biri olarak ofisimi baştan döşetiyorum. Elimden bir kaza çıkmadan çık git buradan. Burası artık benim. Çıkıp gidecek olan sensin. Ulan asıl seni gebertecek olan... Sakın o adamlara bulaşma Musat. Sakın. Ben gerekeni yapacağım. Koltuk kalabilir. İdare eder. Ama şu çirkinliğe tahammül edemem. Gebertirim lan seni. (Gülüyor)
ben seni gebertirdim de. Merhaba Sophie. Umarım burada rahatsındır. Hoş geldin Martin. Teşekkür ederim Tilki. Benimle ne konuşmak istiyorsun? Sen Sophie'yi aldın. Ama ben henüz istediğimi alamadım. Hedefime ulaşmak için daha çok adam lazım. Bunun için beklemek zorundasın. Şimdi senin sorunlarınla ilgilenebilecek durumda değilim. Ters giden bir şey mi oldu? Polat Alemdar beni uğraştırıyor. Sophie elindeyken Polat'tan endişelenmene hiç gerek yok. Durumlar değişti. Polat benim kardeşimi kaçırdı ve karşılığında onu istiyor. Peki ne yapacaksın? Kardeşimi geri alacağım. Yani Sophie abisinin yanına dönecek. Şimdilik öyle değilim. En azından ben kardeşime kavuşana kadar Polat'ın yanında olacak. Seninle ilgili gerçekleri söylemesinden endişeleniyorsan bence planlarını gözden geçirmelisin. Buna gerek olduğunu sanmıyorum. Sophie benim için bir tehlike arz etmiyor. Suriye'de seni karşılayacak biri var mı? Tek başına çok sıkıntı çekersin. Uygun fiyata birini ayarlarız. Seni doğruca Şedid kampına götürür, he? Ne dersin? Gerek yok. Bak dediğimi bir daha düşün. Önünde uzun ve tehlikeli bir yolculuk var. Suriye'ye gideyim derken ölüme gitme. Ölüm benim geldiğim yer. Şimdi! Rafineri konusunu bu kadar hızlı çözeceğini düşünmemiştim. O konu henüz tam olarak çözülmüş sayılmaz. Şimdi sıra Fehmi Bey'de. Ben bu aşamada üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Rafinerinin düzenli çalışmaya devam edebilmesi için kalifiye elemanlara ve iyi mühendislere ihtiyacımız var. Ama maalesef bugün pek çoğu aramızdan ayrıldı.
Bu alanda uzmanlaşmış mühendis bulmak çok kolay değildir. Hı hı. Ama size gereken ekibi en kısa zamanda kuracağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Size güveniyorum Fehmi Bey. O zaman ufak bir kutlamaya ne dersiniz? Benim en sevdiğim şeylerden biri bu. Dünyaya böyle tepeden bakmaya bayılıyorum. Teşekkürler. Rafinerimizin ve işbirliğimizin şerefine. Kusura bakmayın ama buna bakmam gerekiyor. Dinliyorum. Ne? Ne oldu? Polat'ın adamları rafinerinin dağıtım istasyonunu bombalamışlar. Abine kavuşacağın için heyecanlı mısın? Bence fazla heyecanlanma. Kötü sürprizler olabilir. Yolculuk için hazırlayın. Tamam efendim. Neredesin Tilki? Bekle, geliyorum. Thank you.
Kardeşim nerede? Konuştuğumuz gibi. Bana Stefan'ı verince kardeşini alacaksın. Çok konuşmaya gerek yok. Bir an önce bitirelim şu işi. Nasıl istersen. Başlayan savaşın bittiği anlamına gelmez. Elbette böyle bitmeyecek tilki. Bu savaşın sonu belli. Tilki usludur. Sadiye, Sadiye! Pusat! Çabuk, çabuk, acele edin! Kızgınsın biliyorum ama bir şey söylemem lazım. Safiye'ye çok iyi bak. Bir gün onu sizden geri alacağım. Çeneni kapat, yoksa bir daha konuşamaz. İyi misin Stefan? Bir şeyin var mı? Üzgünüm abi. Sonra konuşuruz. Yürüyün hadi. Aşağıdalar. Hadi artık gidelim.
adama mutlaka ödeteceğim. Bunu dert etmene gerek yok. Ben seni sağ salim geri aldım. Ama Polat kötü bir sürprizle karşılaşacak. Bitti canım. Şimdi nasılsın? İyi misin? Safiye. Yardım et. Safiye. 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 Safiye.